Türkiye Cumhuriyeti için Ermeni meselesi Lozan'da kapanmış olan bir meseledir. Ancak Ermeniler için bu mesele kapanmamıştır. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan yaklaşık 4 milyon Ermeni var. Ermenistan'da yaşayan 2,5 milyon yaklaşık olarak 3 milyon Ermeni var. Ve Ermeni diasporası kendi varlığını bulundukları toplum içerisinde sürdürebilmek için soykırımı bir birleştirici unsur olarak ele almaktadırlar. Her yıl 24 Nisan'da soykırım günü ve ruhu onları bir araya getiriyor. Bir acı gün. Aksi takdirde Amerika, İngiltere, Fransa, dünyanın dört bir tarafına yayılmış olan toplumlar içerisinde asimil olacaklar. Ermeni Kilisesi birleştirici unsur olamıyor onlar için. Zayıflamış durumda. Haliyle bu soykırım ruhu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 250'ye yakın Ermeni komitası için bir geçim kaynağı olmuş aynı zamanda. Ve bunlar federasyon kurmuşlar. ANC dediğimiz en büyük mesela bu. Armenian National Committee dediğimiz Amerika'daki milli komite Ermenilerden topladığı bağışlarla hayatta geçimini sağlıyor. Ve Ermeni gençlerini bunun etrafında topluyor. Lozan'dan sonra Ermeniler için iki yönüyle bir mesele ortaya çıktı. Bir, büyük devletler onları yüzüstü bıraktılar ve bunu onlara duyurdular. İkincisi de Ermeniler bu soykırım iddialarını Türklere kabul ettirmek için, dünyaya kabul ettirmek için çalışacaksınız. İkincisi, Batı Ermenistan'ı ele geçirmek için çalışacaksınız. Ana yurdumuz orasıdır. Batı Ermenistan dedi ya, Erzurum, Van, Sivas'a kadar olan coğrafya. Böyle isimlendiriyorlar. Haliyle Türkiye Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ile bir anlaşma yapmış. Gümrü Anlaşması. Bugünkü sınırları kabul ettirmiş. Peşinden orayı devralan Rusya ile, Sovyet Rusya ile Moskova ve Kars anlaşmalarını imzalamış. Bu anlaşmalarla da bugünkü sınırını tasdik ettirmiş. 1992 yılına kadar Sovyet Rusya idaresinde yaşayan Ermenistan, 92'de bağımsız olduğu andan itibaren onu ilk tanıyan devletlerden birisi Türkiye Cumhuriyeti oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni, Ermenistan Cumhuriyeti'ni, Gürcistan Cumhuriyeti'ni aynı anda tanıdı Türkiye. Ama bu Ermenistan bağımsızlık bildirgesinde bayrağını Ağrı Dağı'na koydu. Ve Batı Ermenistan'daki haklarımızı alacağız diye başladı söze. Bir taraftan da Karabağ'ı işgal ederek Azerbaycan topraklarında bir katliam gerçekleştirdi. Bu gelişmeler üzerine Türkiye Ermenistan'la sınırını kapattı, hava trafiğini kapattı. Ne dedi? Normal ilişkilerimizin başlaması için bir, sınırlarımızı kabul et. İki, işgal ettiğin topraklardan çık. Bunu istiyoruz şimdi. Ermenistan'dan her yıl bize mevsimlik işçi gelir, 30-40 bin kişi gelir. Kapımız açık, gelirler, çalışırlar. İktisadi kriz içerisinde boğulan küçücük bir Ermenistan'dan bahsediyoruz. Ama bu Ermenistan kendi başına olsa bu coğrafyada Türkiye ile iki gün içerisinde gerçekten barışır ve iki devlet arasındaki normal ilişkiler ortaya çıkar. Hiçbir kriz olmaz. Gürcistan gibi, Azerbaycan gibi Ermenistan'la da ilişkiler düz yola girer. Ama dışarıda taşnaklar hala bu Ermenistan'ı baskı altında tutarak Türk düşmanlığını hem yeni yetişen kuşaklara hem de bu Ermenistan Cumhuriyeti'ne empoze ediyorlar. Anlaşmazlık had safhada. Çünkü 1890'lardan beri beslendikleri kaynak aynı kaynak Avrupa'nın içerisindeki Türk muhalefeti. Sultan Abdülhamit dönemindeki nasıl muhalefet bunları birer araç olarak kullandıysa, bugün Amerika'daki, İngiltere, Fransa'daki muhalefet de, Türk muhalefeti de yine bu Ermenileri bir araç olarak kullanıyor. Taşnakları bir araç olarak kullanıyor. Onlar da her türlü illegal yollarla, 1973'te kurdukları Asalay'la görüldüğü üzere, Türk düşmanlığını, terör eylemlerini, uyuşturucu kaçakçılığını, silah kaçakçılığını bunların üzerinden yapıyorlar. Asala kuruldu. Ve Asala'nın kurulduğu dönem bizim Kıbrıs krizini yaşadığımız bir dönemdi. Bütün Avrupa destek oldu ona el altından. Ama ne zaman ki Paris'te orada havaalanı bu bombalaması ve Avrupalı vatandaşlar öldü, o zaman hemen dur kapanıyorsun. Asala dediğim şey Ermenistan'ın özgürlüğü için Ermeni gizli silahlı örgütü demektir. Armenian Secret Army for Liberation of Armenia. Ama onun yanında bu hınçaklara bu alanı kaptırmamak için Taşnak'ta da JIKAK dediğimiz bir örgüt kurdular. Onlar da Esenboğa katliamını gerçekleştirdi. Ve bizim diplomatlarımıza karşı bugüne kadar 70'ten fazla diplomatımız ve akrabalar hayatını kaybettiler bu tetiş saldırılarından, Ermeni komitelerinin saldırılarından. Nemesis adını verdiğimiz bir intikam alayı kurdular. Nemesis, antik Yunan'da intikam tanrısı demektir.
Talat Paşa'ya suikastı gerçekleştirenler, Said Halim Paşa'ya suikastı gerçekleştirenler, Bahattin Şakir, Doktor Azmi, İttihat Terakki'nin yurt dışına gönderdiğimiz devlet yöneticilerimize kanlı eylemleri gerçekleştirenler bunlardı. Ve onları suçlu olarak serbest bırakan da bu Avrupa mahkemeleriydi. Bu halde. Türk, yerini gör, statünü belirle, geleceğini inşa et. Bu Ermeni tarihi nedir, Türk tarihi nedir, biz nereden geldik, nereye gidiyoruz, bunu çok iyi tespit etmek lazım. Aksi takdirde bu Ermeni soykırım iddialarını kabul edecek bir vaziyete döneriz. O zaman da nasıl oldu bu iş diye anlamayız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yayınlanan Ermeni iddialarını ortaya koyan çalışmalar da bizim kendi çalışmalarımız neredeyse yarış eder vaziyettedir. Farkında olmadan inceden Ermeni iddialarını, soykırım iddialarını ortaya koyan çalışmalar vardır, devam etmektedir. Entelektüellik adı altında, aydınlık adı altında, aydınlarımız adı altında, Ermenilerden özür dileyelim adı altında bu yöne gidecek insanlarımız var. Bu yüzden, çünkü orada da çok büyük bir para dönüyor. Uluslararası ilişkiler ağa dönüyor. Bir statü dönüyor. Sana bir statü ayırıyor Avrupa orada bunu kabul ettiğin takdirde. Bu yüzden kendi benliğimize, kendi içimize, kendi özümüze dönmek, bu meselenin her yönüyle öğrenilmesini sağlamak en önemli vazifemiz olacak. Ermeni diasporasının düşmanlığı ve yeni nesilleri Türk düşmanlığıyla yetiştirme tarzı bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti'ni maalesef büyük bir baskı altında tutuyor. Bu Ermenistan Cumhuriyeti gerçekten maddi yardıma muhtaç bir devlettir. Ve bunun büyük ihtiyaçlarını da diasporadaki Ermeni şirketleri karşılamaktadır. Onların beslediği bir Ermenistan var ortada. Karabağ Savaşı'nda yaşanan bir olaydan bahsedelim mesela, bir örnek. Karabağ Savaşları'ndan sonra her iki taraf masaya oturdu. Azerbaycan ve Ermenistan. Arada Rusya ve Türkiye var bu görüşmeler sırasında. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan anlaşmaya imzayı atar ve Türkiye'ye de der ki artık Türkiye'nin sınırları açması açısından bir sıkıntı kalmamıştır der. Karabağ'da toprakları verdik. Türkler de bizim üzerimizdeki baskıyı kaldırsınlar, sınırları açsınlar der. Biz barışmaya hazırız anlamına geliyordu bu ifade. Ermenistan Dışişleri Bakanı ne diyor? Anlaşmaya hazırız. Hemen peşinden bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ANKA dediğimiz kuruluş, Ermeni Milli Komitesi bir açıklama yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanı'nı kınıyoruz dedi bu açıklamasından dolayı. Ermenilerin tarihi haklarından vazgeçiyor. Böylelikle işte Türkiye'den alacağımız topraklardan vazgeçiyor, soykırım iddialarımızdan vazgeçiyor. Bir an evvel istifaya çağırıyoruz. Bütün Ermeni, Fransa'dan ayrı bir ses çıktı. Bir an evvel bu Dışişleri Bakanlığı görevden alın dediler. Sonra işte oradaki darbeler taşnak organize etti hepsini. Taşnakların darbe organizasyonlarının arkasında da hükümetin yavaş yavaş bu barış politikaları yatıyor. Başka bir örnek verelim. Diasporanın tutumunu göstermek açısından Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 10 Ekim 2009 tarihinde karşılıklı olarak protokoller imzalandı. Bir tarafta Türk Dışişleri Bakanı, bir tarafta Ermeni Dışişleri Bakanı, Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yönetiminde Zürih'te bir araya geldiler ve bir protokol imzalandı. Bu protokol karşılıklı olarak iki devletin birbirini tanıdığını, sınırları tanıdığını, Ermenistan'ın, bizim bu Ermenistan'ı tanıdığımızı, sınırlarımızı açacağımızı, kültürel ilişkilerin gelişeceğini, tarih komisyonlarının, kültür komisyonlarının oluşacağını ortaya koyuyordu. Bu önemli. Her iki taraf da bazı tavizler veriyordu. Ermenistan Cumhuriyeti taviz veriyordu. Soykırım iddialarından ve sınırdaki iddialardan vazgeçiyordu. Türkiye taviz veriyordu. Karabağ konusunda Azerbaycan'ın arkasındaki tek güç idi. Buradan çekiliyordu. Karabağ hala işgal altındaydı 2009'da. Ve Ermenistan'la sınırı açıyorduk. Bu anlaşma diaspora tarafından ve Taşnak tarafından ikinci soykırım günü olarak ilan edildi. 10 Ekim. İkinci soykırım günüdür bizim için dediler. Neden? Bütün dünyanın kabul ettiği soykırımı siz Türklerle masada oturmaya ve tartışmaya açıyorsunuz. Bu yüzden sizi şiddetle kınıyoruz Ermenistan Cumhuriyeti dediler. Aynı zamanda sınırları tanımak, Batı Ermenistan'dan da vazgeçiyorsunuz. Tarihi kadim topraklarımızdan. Hiçbir zaman onların olmayan topraklardan vazgeçtikleri için Ermenistan Cumhuriyeti'ni böyle baskı altına aldılar ve Anayasa Mahkemesi, Ermenistan Anayasa Mahkemesi bu baskılardan sonra bu anlaşmanın, protokollerin onaylanmayacağını ve imzalanmayacağını ilan etti. Bir yıl sonra da
2011 yılında da Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan açıklama yaparak protokolleri Türklerin anlaşmaz tutumundan dolayı rafa kaldırdığını açıkladı. Bakın yine bütün fatura, suç Türklere itham edilerek Avrupa basını bize karşı yürütüldü. Oysa bu anlaşmayı kendi parlamentosuna götürerek onaylamaya açmayan Ermenistan'ın ta kendisiydi. Böyle diasporanın baskısı Ermenistan üzerinde gerçekten çok fazladır. Onları yönetir. Yoksa dediğimiz gibi küçücük Ermenistan, 2,5 milyonluk Ermenistan, her şeye muhtaç olan, sizin kapıdan açıp da Iğdır'dan ticarete muhtaç olan bir Ermenistan'dan bahsediyoruz. Haliyle Ermenistan dediğimizde bugün Kafkasya'da aklımıza Amerika gelir, aklımıza Rusya gelir, aklımıza Fransa gelir. Bu Ermenistan öyle küçük değil. Yunanistan'la karşı karşıya kalsak da öyledir, o küçük Yunanistan'dır ama o Yunanistan, o Yunanistan değil işte. Mesele güç meselesi. Bütün bu soykırım iddialarının bir tek çözüm yolu vardır. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'dir. İktisadi, siyasi, askeri yönden güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ne bu soykırım iddiaları hiçbir tesirde bulunmaz. Hatta ve hatta Türkiye çok daha güçlü olduğu zaman hiçbir devlet kendi parlamentosundan bunu geçirmeye cesaret edemez. Bu kararları geri sararlar. Sen zayıf olduğun müddetçe onlar bir araç olarak sana bunu vurmaya devam edecekler. Güç lazım bunun için her şeyden evvel.